Herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da yayınlanan Adli Tıp'la ilgili bir internet gazetesinde kadın kemiklerinin bulunduğuna dair bir haber vardı. Daha doğrusu kimliklendirilmiş kadın kemikleri, kime ait olduğu belirtilmiş. 1960'lı yılların sonlarında kaybolan bir kadına ait olduğu yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiş. Tabii ki biz bu tür haberlerle çok sık karşılaşıyoruz. Bu ülkemizde olsun, tüm dünyada olsun önemli bir konu. Tabii adli tıbbı ilgilendiren konulardan birisi. Peki biz bu incelemeler için neler yapıyoruz? Gelin birlikte inceleyelim. İnceleme yaparken 10 aşamalı bir inceleme yöntemi belirledim. Bunlardan ilkini değerlendirecek olursak, önce bulunan kemiklerin hayvana mı ait olduğu yoksa bir insana mı ait olduğu önemli. Sonuçta her bulunan kemik insana ait olacak diye bir durum yok. Hayvana ait kemikler de olabilir ki bunu tecrübeli kişiler değerlendirebiliyorlar. Bu ayrımı yapıldıktan sonra ikinci yönteme geçiyoruz. İkinci yöntem, bulunan kemiklerin olduğu yerde herhangi bir malzeme var mı? Kişisel gereç, işte elbise olabilir, takı olabilir, bunlar bulunuyor mu? Bunların bulunması çok önemli çünkü kişilere ait olan elbiseler, takılar o kişilerin yakınları tarafından tespit edilebiliyor. Diğer incelemeler öncesinde çok ciddi bir kime ait olduğuna dair bilgi verebiliyor bizlere. Üçüncü yöntemimiz, bu bulunan kemikler insan kemiği ise, bunu tespit etmişsek, acaba bir insana ait mi yoksa birden fazla insana ait mi? Sonuçta toplu mezarlarla ne yazık ki insanlık çok karşılaştı bu tarihe kadar. Ve bir kişiden fazla kişiye ait olabilen bir buluntu, kemik topluluğu da olabilir. Tabii ki bunun için ayrıntılı tek tek kemiklerin incelenmesi gerekiyor ve kaç kişiye ait olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. Bu vaka üzerinden gidecek olursak sonuçta bir insana ait olduğu tespit edilmiş. Dördüncü yöntemimiz ise bulunan insan kemiğinin hangi cinsiyete ait olduğu. Sonuçta erkek cinsiyette olabilir, kadın cinsiyette olabilir. Biz bunu kemikten analiz edebiliyoruz. Peki nasıl analiz edebiliyoruz? Kemiğin bazı bulguları var. Özellikle kafatası kemiğinin ve leğen kemiği diye tabir ettiğimiz pelvis kemiğinin bazı özellikleri kişinin hangi cinsiyete ait olduğunu belirtebiliyor. Bu işte kafatasında gözüstü kemik kısımlarından, göz yuvarlaklığından, göz küresinin yuvarlaklığından, çene yapısından ve bununla birlikte kafatasındaki bazı ölçümlerden, leğen kemiğindeki ölçümlerden, yapısından tespit edilebiliyor. Biz bunu tespit ettiğimiz zaman artık analizimizi, araştırmamızı daha kısıtlı bir seviyeye gönderebiliyoruz. Beşinci yöntemimiz ise cinsiyetini tespit ettiğimiz kemiklerde yapabiliyorsak boy ve yaş tahmini yapabilmek. Şimdi boy için kullandığımız tabii ki formüller var. Adli antropoloji ve özellikle antropologlar bu formülleri kullanıyorlar. Genel olarak söyleyebileceğim uyluk kemiği dediğimiz femur kemiği elimizde ise bunun ölçümünden genel bir formülasyonla insan boyuna ait bir tahminde, tabii ki yaklaşık bir tahminde bulunabiliyoruz. Bununla beraber tüm kemiklerin elimizde olduğu durumlarda bu ölçümü gene yaklaşık tahminler şeklinde verebiliyoruz. Yaş tahmini yapacak olduğumuz zaman da özellikle bu el bileği olsun, omuz olsun, pelvis kemiği dediğimiz leğen kemiği olsun, bunlardan yaş tahminiyle ilgili özellikle büyüme plağı dediğimiz uç kısımlarındaki epifiz plaklarının açık olup olmaması durumuyla alakalı tahminlerde, yaş tahminlerinde yaklaşık olarak bulunabiliyoruz. Tabii ki belli bir sınırı var bu tahminlerinde. Yapabildiğimiz en iyi tahmini yapmaya çalışıyoruz. Altıncı yöntemimiz ise yaşını tespit ettiğimiz, cinsiyetini belirlediğimiz kişiyle alakalı artık DNA örneği alınması süreci. Ve bunun için de genellikle elimizde mevcutsa kafatası kemiğini veya özellikle dişleri kullanıyoruz. Dişler bu DNA'yı en uzun süre barındıran yapılarımız. Mevcutsa bu dişler DNA için kullanılabiliyor. Onun dışında elde bulunan kemikten de herhangi bir örnek alınarak DNA analizi uygulanabiliyor. Yedinci yöntemimiz ise tabii ki bu kemiklerin bir süresi olmalı.
Bu yakın bir zamanda bulunan kemikleşmiş yapılar da olabilir. Bunun dışında yani yüzyıllardır hatta tarihi kaynaklardan kaynaklanan bir kemik de olabilir. Bunun içinde radyokarbon analiz yöntemleri var. Bunlar uygulanabiliyor. Bunun dışında başka türlü yöntemler de var. Özellikle radyokarbon analizi daha çok bilinen bir yöntem. Burada bu karbon izotopu değerlendiriliyor ve yaklaşık gene kaç yıllık olabileceği kemiklerin değerlendiriliyor. Buna göre verilen bir yıl aralığında da kemiklerin olası kaybolan kişiyi araştırmak için o yıl aralığındaki kişiler değerlendiriliyor. Sekizinci yöntemimiz ise elde edilen tüm verilerle beraber artık DNA'nın karşılaştırması durumu. Bazı ülkelerde DNA veri tabanları var. Bu veri tabanlarıyla kişilerin kayıtlı DNA'ları taranabiliyor. Tabii ki bu yöntem her zaman sonuç vermeyebiliyor. O yüzden bu yöntemde mutlaka değerlendirilmeli. Eğer karşılaşılan bir DNA varsa o zaman o kişiye ait olduğu belirtiliyor. Dokuzuncu yöntemimiz ise bu buluntu kemiklerin sahibi olabileceği, daha doğrusu o kişinin yakınları olabileceği düşünülen kişilerden alınan DNA örnekleri. Bu alınan örneklerle beraber tabii ki karşılaştırma analizi yapılıyor. Akrabalık özelliklerine göre değerlendirilen kişi olduğu düşünülüyorsa o zaman ona yönelik incelemeler yapılıyor ve buna yönelik tespit önemli. 10. yöntemimiz de dediğimiz gibi bu DNA örnekleriyle kemikteki DNA örneklerinin karşılaştırılması. Bu kemiğin sahibini tespit edinceye kadar bu analizler devam ediyor. Zaten bu vakada da bunu görüyoruz. Yani 12 yıl önce bulunan kemikle alakalı bütün analizler, bütün tahkikatler sonucunda kişinin yakınlarına ulaşılmış. Sonuçta bu kemiklerle ilgili değerlendirmeler de yapılıyor ve bu kişiye ait olduğu tespit edilmiş. Her zaman bu kadar iyi bir tespitle de karşılaşamayabiliyoruz ne yazık ki. Kişilerin kim olduğuna dair faili meçhul durumlar ya da kişinin meçhul olduğu durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Bu vaka özelinden konuşacak olursak, bu konumuzla alakalı değildi şu an ama zorlamalı ölüme dair bulgular içerdiği belirtiliyor haberde. Buna yönelik de tabii ki araştırmaların devam edeceği, azimli ve gayretli oldukları belirtilmiş. İnşallah bu duruma sebep olan kişiler tespit edilir. Peki konuyla ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse neyi söyleyebiliriz? Gelin o değerlendirmeye bakalım şimdi. Evet, sonuçta bu bulunduğu kemiklerden de birçok analiz yöntemiyle insanlar kaybettikleri, merakla bekledikleri yakınlarına kavuşabiliyorlar. Yakın tarihimizde bu tarz analizlerle karşılaştık. Acı tecrübeler de yaşandı. Saraybosna'da özellikle kayıp olan birçok kişinin hala kemikleri bulunuyor, hala analizler devam ediyor. Bu süreçler tabii ki insanlık için zor. Kişiler kaybettikleri yakınlarının kemiklerini dahi olsa bulunca bununla ilgili şükürlerini ve teşekkürlerini iletiyorlar. Adli bilimler alanında çalışan insanlar için bu teşekkürler inanın çok değerli oluyor. Sonuçta şunu da görmüş oluyoruz. İnsanlar kemik yığını olduktan sonra bile insanlığı eğitmeye devam edebiliyorlar. Adli tıpta ve tıp dünyasında bilinen bir söz vardır. Ölüler dirileri eğitir diye. Burada da bir kemikten nasıl eğitilebileceğimizi görmüş olduk. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili katkılarınız olursa ben kanala bekliyorum. Bu videonun altındaki yorumlara da bekliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa veya bu değerlendirme ile alakalı, özellikle kemik inceleme ile alakalı bu değerlendirmelerde bulunan kişilerin katkılarını da bekliyorum. Bununla birlikte yeni bir kanal olduğundan dolayı takipte bulunmanızı, abone olmanızı ve bu videoyu beğenmenizi, yorumlarda katkıda bulunmanızı da özellikle istirham ediyorum. Adli tıp ve adli bilimlerle ilgili birçok konuda bundan sonra bu tarz videolar yapmaya çalışacağım, içerikler üretmeye çalışacağım. Hem kendim bilgime bilgi katmış olacağım inşallah, hem de bu konuda merakı olan insanlarla bir etkileşim içine girmiş olacağız. Toplumun da adli tıp ve adli bilimlerle ilgili biraz daha farkındalığının artmasını hedefliyorum. Bu yüzden yapabileceğiniz herhangi bir katkıda benimle iletişime geçmenizi, yorumlarla olabilir, diğer sosyal medya kanallarım var, bunlarla olabilir, bekliyorum.
Bununla birlikte yeni bir kanal olması nedeniyle özellikle değerlendirmesini istediğiniz konular varsa, o konularda içerik üretilmesini istiyorsanız, bu konuyla ilgili de gene yorumlarda veya benimle diğer sosyal medya kanallarıyla iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz. Yapabileceğim değerlendirmeleri yapmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.